Sevgili dostlar, bugün eski Datça'dayız. Datça'ya gelip gidiyorsunuz ama eski Datça'da ne var ne yok konusunda çok kısa bir video çekeceğim. Eski Datça, Alaçatı'nın ilk günleri gibi bir yer. Zaten şöyle arkama bakarsanız anlayabiliyorsunuz. Şöyle döneyim. Yani net bir şekilde Alaçatı'nın ilk günleri. Bir de burada bir hikaye var. Keçişli dondurma. Bir de dondurmayı yiyeceğim ve göreceğiz. Yani burası özetle nasıl diyeyim? Tam Alaçatı'nın eski hali. Yavaş yavaş toparlanıyor gibi. Bakalım hep beraber göreceğiz nasıl bir yermiş. Yani böyle kafeler, barlar, publar, dondurmacılar, köpekler falan. Gerçekten işte biliyorsunuz ama çok büyükçe bir yer olduğu söylenemez. Şöyle arkamı da döneyim. Burası. Şöyle arkamdan görebiliyorsunuz. Eski Datça diyebilirim. İşte bu kadar bir yer. İşte kediler var. İşte gurme restoranlar var. İşte bir tane şef restoranı var. Diyebilirim. Bayağı popüler hikayesi. Dondurma buranın. Ben de sizler için dondurma yiyeceğim bakalım. Yani çok yukarıda bir overrated durumu var. Burada yine bademli gazoz deneyebilirsiniz. Bu da oldukça overrated bir ürün. Ama meraklısıysanız yiyebilirsiniz açıkçası. Bu da hikaye. Sokakların otantikliği, evlerin güzelliği, güzel kafeler, Instagram'a güzel poz verme şansınız olması. Hikaye böyle. Bir de burada sevenler için Can Yücel sokağı var. Can Yücel'in yaşadığı evi görme şansınız var. Sokak burası. Fakat Can Yücel'in evinde hala birileri yaşadığı için insanlar rahatsız olmaktan çok sıkılmış. Kapıya lütfen rahatsız etmeyin diye bir yazı asmışlar. Burası da Can Yücel'in evi. Meraklısına ilgi çekebilir diyebilirim. İşte rahatsız etmeyin insanları. Can Yücel'in evi de bu diyebiliriz. Şöyle bakınız. Evet, evin girişi burası. Çok otantik bir sokak. Can Yücel'in evi. Ya bu tip şeyleri seviyorsanız burası size göre. Sevgili dostlar, eski Datça'ya da çok kısaca sizin için gezdik. Evet, eski Datça dediğim gibi Alaçatı'nın eski hali gibi ama burası açıkça Instagram'ın kolları üzerine yükselen güzel kapılar, kapılar önündeki pozlar. Hani Datça'ya geldiyseniz, yüzdüyseniz, keyif aldıysanız bir akşam yemek için de eski Datça'ya gelebilirsiniz. Ama her şeye rağmen ben overrated olduğunu söyleyebilirim. Fakat otantik bir atmosfer. Gelip bakabilirsiniz. Sevgili dostlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olur veya bir like atarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.